Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de sevgili izleyenler mecliste görüşülen Irak-Suriye tezkeresi vardı. İktidara ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye o da ağır ithamlarda bulundu. Ana muhalefet lideri kendi topraklarına yabancı askerleri davet etmek vatana ihanettir dedi. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada onların bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek açık ve ne söylüyorum vatana ihanettir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Irak ve Suriye tezkeresi üzerinden hem iktidarı hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Biz kendi ülkemizde bu mübarek topraklarda yabancı asker postalı istemiyoruz. Bahçeli yok canımızı veririz falan filan değil. Yabancı asker buraya geldiğinde, sen davet ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'ler olarak duracağız ve onları kovacağız. Gazze'de yaşanan insanlık dramı da gündemindeydi. Çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmesini hiçbir insan kabul edemez. Savaşın bir an önce sonlanması en büyük dileğimizdir. Biz Filistin halkının kendi topraklarına kavuşmasını istiyoruz. Ve sözü ABD'nin Suriye'de düşürdüğü Türk SİHA'sına getirdi. Ana muhalefet liderinin Amerikan yönetimine tek kelime etmeden iktidarı hedef alması tepki çekti. Şimdi aslansın, kaplansın, İHA düşürdü. Ben bunun intikamını alacağım. Elinden tutan mı var, git intikamını alsana. Üstelik açıklamıyorsun, korkuyorsun. Onlar açıklıyorlar, biz düşürdük diye. Kılıçdaroğlu konuşmasının son bölümünde adalet vurgusu yaptı. Bir kez daha terör suçlusu Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Haklı olanların mahkemede, haksız olanların dışarıda olduğu bir süreci yaşıyoruz. Osman Kavala, Can Atalay, Barış Pehlivan, Selahattin Demirtaş bunlar içerideler. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kararlı, azimli, haktan ve hukuktan ve adaletten yana yürüyeceğiz ve asla yolumuzdan sapmayacağız. Asla. Beşli çetelerden de, yargıdaki çetelerden de hesap soracağız.